Hallo. Hallo und merhaba liebe Freunde. Benim adım Thomas Mühlbauer. Şimdi Türkçe'de devam edeceğim. Çünkü herhalde hepiniz de ya yeni Almanca öğreniyorsunuz ya da öğrenmek üzeresiniz. Bilmiyorum seviyeniz ne ama bu kursa en azından sonuçta C1'i başarabilirsiniz diye düşünüyorum. Hepimiz biliyoruz ki Almanca kolay. İlk önce fazla korkmanıza gerek yok. Belki atikler boğabilir sizi ama duyduğunuz kadarıyla yavaş yavaş ben de Türkçe öğrendim ki Türkçe de kolay bir dil değil. Maşallah her şeyi fiilin içine koymuşsunuz. Ben de bayağı zaman sarf ettim ki hatta hala Türkçeyi tam çözmüş değilim. Belki okuma konuşma gayet iyidir ama yazmakta bayağı güçlük çekiyorum. Her şey fiilin içinde. Kısaca benden bahsetmek istiyorum. Babam rahmetli 1955'te bu kitap evini kurmuş. Asıl amacımız Almanca yabancı dil olarak buraya gelmiş ve biz daha çok öğrencilere hitap ediyoruz. Sonuçta 5 senedir kitap kafe açtık. Bayağı öğrenciler burada buluşuyorlar ve kitap kafe yani bir sinerji yaratmaya çalıştık. Türk-Alman sinerjisi. Bir tane bilinçli yanına rahatlıktan Türk kahvesini içerek ve ona göre de zaten bizi ziyaret eden müşteriler de genellikle Türk-Alman. Hatta çok öğrenci müşterimiz var. Burada sağ olsun ders çalışıyorlar. Hatta aşağıda kitaplarımızı da okuyabilirsiniz. Bekleriz sizi. Babama dönünce 1955'te dediğim gibi burada kitap evini kurdu. Asıl amacı İran'a göç etmekti. 15 yaşında daha harbe katılmak zorunda kaldı ve Rusya'da esir kalıp İran'a geçmek üzere İstanbul'dan geçti ve bu şehri o kadar çok sevdi ki burada kitap evini açmaya karar verdi. Sonradan Goethe Enstitüsü üzerinden bir tane ilan Almanya'ya attı. Bir iş arkadaşı arıyor diye. Bu da sonuçta annem oldu. Bu kısaca bizim hikayemiz. Biz İstiklal Caddesi'ndeyiz. Severek sizi ağlamaya da bekleriz. Ayrıca biz burada Huber Yayın Evi. Huber biliyorsunuz Almanya'nın neredeyse en büyük yabancı dille ağırlık veren bir yayın evidir. Türkiye temsilcisiyiz. İki eğitim danışmanımız da var. Sağ olsun. Onlar da hocalarımıza seminer verir. Ve sonuçta sizin hocanızlardan iyi arkadaşlar kendileri. Şimdi ilk kitabımıza gelince. Bu bir tane kriminal hikaye. A1 seviyesinde yazılmış ve sonuçta Viyana'da oynuyor. İçeriğini çok çok fazla anlatmak istemiyorum. Birazcık kitabın nasıl şekillendiğinden bahsetmek istiyorum. İlk önce hikayemiz var. Tabii ki şimdi Almanca'da da ve herhalde bütün yabancı dillerde A1 seviyesinde pek kitap yazılamaz. Çünkü kelime hasnesi sadece A1'den dolayı olursa bir hikaye için yetmez. Onun için tabii ki A2'nin de bazı kelimeler eklenmiş olup aşağıda ama ekstradan alınmış ve onların açıklamaları yapılmıştır. Sadece şimdiki zamanda yazıldı tabii ki. Ve bu aslında şaştım yani sizin yani Almanca kolay için ben okudum aslında bu kitabı. Normalde ben pek A1 seviyesinde kitap okumam. Ve şaştım ki bayağı heyecanlı geçti. Bu A1 seviyesinde bile iyi bir tane hikayeydi ve severek okudum. Sonuçta bunun bütün hikayeyi MP3 olarak da indirebilirsiniz. Dinleme parçaları açısından. Huber'in bir sayfası var. Zaten kitabın arkasında yazıyor nasıl indirebileceğinizi.
En arkasında testlerimiz var. Yine de bir pratik yapabilirsiniz. Sonuçta tabii ki bütün A1'i almıyor ama bayağı faydası olacağını diye düşünüyorum. Bu seri zaten B1'e kadar gidiyor. B1'den sonra yani herkes biliyor ki A1, A2, B1 normal gider ama B1'den B2'ye sanki iki basamak gibi bir ilerleme yapmış olduğunuzdan dolayı genellikle yayın evleri B1 Plus denen bir şey. Yani B1'in ikinci yarısını bir tekrarlayıp sağlam B2'ye geçmek üzere giderler. Ama bu herhalde çoğunluk sizin için daha biraz ilerleyen yollarda gideceğiniz bir yol. Kriminal hikayemiz Viyana'da oynuyor dediğim gibi ve bir tane dedektif eski bir okul arkadaşıyla sonradan buluşuyor. O kadar bahsedeyim bu kitaptan çünkü şimdilik fazla anlatırsam içeriğini anlatmış olurum. Bu ilk kitabımız. İkinci kitabımıza gelince. A2 Faust, Almanya edebiyatının neredeyse en önemli kitabımızdır. Tabii ki A2 seviyesinde sadece içeriğini anlatır. Faust lise son sınıflarda okunan bir kitaptır ve Almanya'da bilmiyorum duydunuz mu abitur denen bir şey vardır. Yani Türkiye'de genellikle sınavlar ÖSYF sınavından puanlamaya göre size ne okuyacağınızın kapısını açar. Almanya'da bu böyle değil. Almanya'da işte lise son sınıfında ne kadar puan alırsanız ki puan sistemi tam değişik. 1.0 en iyi nottur. Puanlamanıza göre ona göre hangi dalda okuyabileceğinizi kapılarını açar. Ki en yüksek puanınızla tıp okuyabilirsiniz. Tıp ve hukuk ve öyle sıralamalara gidiyor. Eğer siz tabii ki ileride düşünürseniz bir üniversiteye gitmeye, Almanya'da bir üniversiteye gitmeye DAD bir kurum vardır. Deutsche Akademische Austauschdienst. Onlar öğrencilerimizi yönlendiriyorlar. Nereye gidebilirler Almanya'da? Orada sadece DAD İstanbul ya da Ankara ya da İzmir diye girerseniz zaten orada bir telefonla randevu alıp gidebilirsiniz. Kitabımıza dönelim. Faust bir bilim adamıdır ve bir gün her şeyi bilmek ister ve tehlikeli bir yola düşer. Şeytanla bir tane kontrakt imzalar. Kısaca anlatmaya gerekiyorsa ondan sonra da bir kıza aşık olur ve ne yanlış yaptığını en sonunda anlar. Biraz trajik hikaye ama bütün o zamanlardaki hikayeler trajiktir. Goethe en önemli Alman yazarlarımızdan bir tanesi. Herhalde zaten duymuşuz Goethe Enstitüsü'ler açıldı. Hatta aşağıda bizim bir tane Goethe'nin Goethe eserlerinden bir tane yazımız var. Kitap okuyan dünya bakar sadece çitte değil, çit kastettiği bahçe duvarıdır. Yani sonuçta serbest tecrübesi gerekiyorsa kitap okuyanın ufukları açılır birilerinden. Bu kitapta da arkasında CD'si var. Önceki tanıttığım kitap gibi arkasında yine eksesiz var ve çok güzel resimler var içinde. Biraz karamsar ama hikaye de o kadar iç açıcı değil açıkçası. Yani okumanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, en son olarak da size belirtmek isterim ki her ay size kitap tanıtmak üzere, yine buluşmak üzere severek hepimiz biliyoruz ki Almanca kolay, Türkçe oder auf Deutsch gesagt, Türkisch ist nicht ganz so einfach wie man denkt. Almanca kolay da buluşmak üzere yine. Bye bye.